Peki hocam, bu şeyi soralım. Bu şimdi mesela günümüzde Maide Suresi 51. Mesela Hristiyanlarla Yahudilerle dost olmayın şeklinde yorumlanıyor. Evet. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Hristiyan ve Yahudilerle dost olmayın. İttifak kurulabilir mi? Dost olunabilir mi? Evet. Evet. Bu da önemli bir şey. Yahudi ve Hristiyanlarla dost edilmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Kim onlara şey olursa, efendim, dost onlarla dost olursa da onlardandır. Şimdi fakat ilginçtir. Bu şeyde Âl-i İmrân 75. ayet. 75. ayette de diyor ki Kur'an-ı Kerim, ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların hepsi bir değildir. Ve minhum min ehli kitabi men in te'menhu bi kıntar diye devam ediyor. Arapçasını okuyayım ki izleyiciler şey yapsın. Hepsi bir değildir. Bu Medine Yahudilerinin içerisinde öyle zalimler vardır ki derler ki bu Müslümanların manını yemek helaldir, caizdir derler ve size mali itibariyle sizi zarar uğratmak isterler. Bir kuruşunuzu onlara geçse o bir kuruşu almak için başlarında dikilseniz vermezler. Niye? Adamın inancı şu. Müslümanın, yani Arap Müslümanın o günkü malı helaldir bize diyor. Ama aynı dinin mensubu içinde öyleleri de vardır ki bunlara hazineleri teslim etsen kuruşuna zarar getirmeden iade ederler. Görüyor musunuz? Kur'an böyle bakıyor mesela. Bir başka ayette gene Âl-i İmrân suresi 113. ayette leysu seva, hepsi bir değildir. İşlerinde şöyle güzel insanlar da vardır. Tevhide inanan insanlar da vardır. Ama nasıl müşrik oluyor? Efendim? Müşrik değil. Ehli kitap bu. Leysu seva. Şimdi bakın Kur'an meseleye nasıl bakıyor? Görüyor musunuz? Mümtehane suresinin o da 61. surenin 9. ayetidir. Açık açık söyler. Ey Müslümanlar, ey müminler, Allah sizi yurdunuzdan çıkarmaya ve düşmanınızla işbirliği yapmaya, yani size karşı zorba davranmayan başka din mensuplarına iyilik etmenizi engellemez. Onlara iyi davranın. Allah adaleti, iyiliği sever. Allah'ın size düşman gördüğü, size fiilen düşmanlık yapanlardır. Dine ayrı olanlar değildir. Bu büyük bir yürek ister, büyük bir gönül ister. Sen benim inancımdan ayrı da olsan, bana zulmetmediğin müddetçe aramızda problem yok demek, insanın kendisini aşmasını gerektirir. Şimdi hocam, sizin dediğiniz doğru anladımsa eğer. Evet. Açık söyleyeyim, yani bazı şeylere katılmıyorum herhangi bir bende. Olabilir, olabilir. Saldırı olmadığı takdirde. Evet. Ya saldırı olduğu takdirde mesela Enfal 39'u sizin mealinizde okuyorum. Bütün gücüyle size düşmanlık eden her türlü işkenceyi reva görerek yurdunuzu terk etmeye zorlayan müşriklere karşı onların gücü kıvırıp baskıları ortaya kalkıncaya kadar sabır ve kararlılıkla savaşınız. Savaşın. Bu size saldırdığı takdirde diyorsunuz. Evet, evet. Peki hiçbir saldırı olmadığı takdirde, evet, rahat bıraksalardı, evet, İslamiyet Mekke'de veya Medine'de, evet, daracık bir bölgedeki bir yerel din olmaz mıydı? Olmaz. Hiçbir fetih olmadan şey olmadı. Niye oldu? Hazreti Musa'nın dini yok mu oldu? Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği dini yok mu oldu? Ya? Bu insanın... Ama ona çok mücadele ettiler. Temel şeydir. Bakın Hazreti Zekiyar diyorum, Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesi İsrailoğullarının hürriyetidir. Ama ırkî bir din, evet, olarak, evet, kaldı. Anladım. Biz de daha genel din olacaktık. Yani bunu bu karar... Şimdi şu şeyi açar mısın lütfen? 61. surenin 9. ayetini rica edeyim. Bakın. Şimdi orada açıkça görelim. 61. surenin 9. ayetinde sizi biraz daha aydınlatacak bu anlamda şey vardır. Vallahi kusura bakmayın. Birçok şeye katılamıyorum ama. Erhan katılıyor musun sen? Bu fetih meselesi. Fetih meselesinde hocanın yorumu farklı. Hocam 61 kaç? 61'e 9. 8. 8 ve 9, evet. 7-9. Medine Yahudiler, Hristiyanlar, evet, kendi kutsal kitaplarının müjdesi olan elçimiz Muhammed'e iman etmeleri gerekiyorken bu ilahi bilgiyi gizlemekte, elçimizin tevhid çağrısını reddetmektedirler. 7 şey değil mi? 61. surenin, evet, 71. 7'den itibaren 7-14, 7-9 beraber şey yapmışsınız. Tamam, doğru.
O halde onlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar müşrikler işbirliği yaparak Muhammed'in daveti olan tevhidi engellemeye çalışmaktadırlar. İşbirliği yapıyor. Ancak şunu iyi bilsinler ki onlar ne kadar istemeseler de Allah elçisi Muhammed'e yardım edecek. Tevhidi muzaffer kılacaktır. Çünkü onu insanlara bir rahmet olarak tevhidi tebliğ etmek üzere gönderen bizzat Allah'tır ve Allah nihayetinde bu tevhidi muzaffer kılacaktır. Tamam. Yani hocam bu sizin dediğinize göre İslam'a sadece bir müdafaa dini oluyor. Şimdi bu benim dediğim ayet değil bu. 61. 61. sure öyle mi? Evet. 61'e 7. İlerim bakayım. 7-9 arası. Bir bakayım. Pardon 60 affedersin. 60 mı? 60. Kaç evet. dediniz? 8-9. Ha. Şimdi bakın burası. Başka bir inanca mensup olup da size din konusunda baskı yapmayan, sizi inancınızdan dolayı yurdunuzdan çıkmak zorunda bırakmayan, sizinle savaşmayan kimselere iyilik etmeniz, onlarla güzel ilişkiler kurmanız elbette Allah tarafından yasaklanmış değil. İşte ayet. Bana söylemeyin. Kitabı indirene söyleyin. Hocam fetih ne olacak? Bilmiyorum ben. Onları ben bilmem. Ben biz Kur'an'ın adına. İnsanların kendi rızalarıyla gönül... Neydi? Yani bu önemli. O zaman yani İslamiyet, efendim, evet. İslamiyet böyle sadece bizim dinimiz diye düşünmeyiniz. İslamiyet tüm insanlığın dini. Allah elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Kul euzu bi rabbin nas diyoruz. Bütün insanların Rabbi. Yani bu alanı daraltmaya hakkımız yok. Kabul etmeyenler ne olacak? Kabul etmeyenler kendi şey diyeceksin. Yani var mı bizim böyle o zaman herkes her din mensubu alsın eline sopayı başkasını kendi şeyine getirsin. İşte Haçlı seferlerinde yaptıkları şimdi gibi hocam, bize ya. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar peygamberimizin zamanında dini öğrendiler. Peygamberimiz aynı zamanda sahabesiydiler. Ve büyük İslam fetihlerini bunlar yaptılar. Ve bu fetihlerin bir kısmında bir saldırı yoktu. Yani Yemen'e giderken yani bir saldırı mı oldu da gitti? Yani saldırı olmadı. İslamiyet'i yaymak için gittiler. Yani ben benim bu ayetler bunlar benim fikirlerim tamam, değil. Tamam hocam yok siz ayeti öyle yorumluyorsunuz hayır, ama hayır ayet halifeler de öyle yorumluyor. Hayır ayeti, tarihle kıyas yapınca ayeti ben yorumlamıyorum öyle. Ayetin şeyi bu. Sadece bu lafzı çevirinin ötesinde tarihi at yapıya kaynaklara başvurduk. Yoksa benim yorumum değil bu ayetler. Yani sizin hocam, dininizden tamam, olmasa da size o anlaşıldı iyilik peki. Yapana. Fetih yapan günah mı işledi? Ben bilmem onu. Bana onu sormayın. Bana bir şeyci, izleyici şey yapmış, mesaj atmış. Seni kurban etmek istiyorlar, dikkatli ol diyorlar. Mümkün mü? Madem mesajlardan bahsettiniz, ben de söyleyeyim. Dolayısıyla dinde yani zorlama ayeti, bilmem yani. Dinde zorlama ayeti nesih ayeti değil midir? Efendim? Hükü kafirleri nerede görürseniz öldüğün ayetiyle ortadan kaldırılmamış. İşte değil işte. Yani anlattık mesela. Ya aynı şeye geliyor. Mesela yani kafirleri nerede görürseniz değil. Hayır, sizinle fiil. Hayır efendim. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bu manada nasık mensuh. Ne demek mensuh? Yani bir ayetin hükmü başka bir ayette kaldırılıyor. Ne demek bu yani bu şimdi? Ve bu şekilde olan ayetlerin sayısı kaç? Yani bir ayetin 120 ayeti neshettiğine kaldırdığına dair bu Tevbe suresinde kılıç ayeti, seyf ayeti diye geçer. Efendim o ayetle şimdiye kadar gayrimüslimlerle iyi geçinin, iyi ilişki kurun. Onların hakkı evlendiğin okuduğum ayetler yani. Bunların hepsi geçersizdir. Ne var? Gördüğün yerde öldüreceğiz. Bu doğru mu yanlış mı? Benim kanaatime göre, Kur'an'ın dokusuna göre yanlış. Peki yani hocam şeydir. Şimdi hep anlatılan şudur. Osmanlı ilahi kelimatullah için, Allah'ın adını yaymak için, İslam'ın adaletini dünyaya yaymak için fütuhatta bulundu. Şimdi Allah'ın adını kim nereye yayacak herhalde ya? Kim nereye yayacak? Eğer Araplar Allah'ın adını yaymak için Orta Asya'ya gelmeselerde yayılır mıydı Türkler arasında İslamiyet? Allah herkesin içinde, Allah öyle yayılacak yani şey değil yani. Bunlara dikkatli olmak lazım artık. Yani Allah hepimizin Allah'ı. Allah herkesin içinde. Allah birisinin öğretmesiyle öğreneceğimiz bir şey değil ki. Hiç okumayan, hiç bilmeyen, kitap karıştırmayan insanın içerisinde bir kutsal saygı şeyi var. Bir ilah duygusu var. Tamam, ilah duygusu yani var. Böyle insanı Allah'a yabancılaştırıp efendime söyleyeyim biz bırakırsak bunlar böyle bir şey yok. O zaman öteki de bize yapar işte. Haçlı seferlerde bize yaptı. Bugün dünya kendi, din... Onlar da kendi mantığına göre. Güzel işte o zaman yanlış o da. Yani mesela bugün böyle olursa bu hep dinler arasında hep bu savaş potansiyeli yaşayacak. Bu kimin lehine? Bugün sen güçlüsün onu yaparsın. Yarın o güçlü bunu yapar. Buradan dünyaya buradan barış gelir mi? Gelir mi?
Hocam yani, mesela Barış Hocam Gelip bir seyircimiz diyor ki yani aranda söylediği şey bu fetihten amaç. Evet. Ya şöyle yorumlanabilir mi? Yorumlanır. Yöneticilerinden zulüm gören halka adaleti getirmek içindir. Tabii işte olursa başka bir şey dedik ya. Bu anlamda tabii. Hocam ilahi kelimetullah nedir diyorlar? İlahi kelimetullah işte Erhan Bey'in dediği gibi yani Allah'ın adını her tarafa duyurmak, yüceltmek. Fetih demek. Yoktur deyince efendim? Fetih yoktur deyince olmaz mı diyorsunuz? Efendim? Anlayamadım. Hayır onu Erhan Bey yani ilahi kelimetullah nasıl olacak? Fetihle diyor. Fetih yani bana göre ilahi kelimetullah bir Müslüman İstanbul uygulaması bir olmuş müminin. Hocam. Bak tarihçi olarak bakıyorum. Ben dini yönde karışmam. Ben de İstanbul uygulaması bu yolla olmuş. Fetihle olmuş. İnsanlar kendi kendilerine Allah'ı bulsunlar diye beklemedi mi? Aziz, ortasıya kadar bakın, gitmişler, Bizans'ı fethetmişler, bütün Arap şeye Afrika'ya yaymışlar, İspanya'ya yaymışlar. Ya ben dedim ve bu ki, kılıç da olmuş. O şartları ben bilemem. Ben Kur'an-ı Kerim'in teorik olarak hocam, bu anlamda şeyinden bahsediyorum. Hatta teorik de değil. Evet. İnna fetahna sadece yani Hudeybiye mi kastediliyor? Evet, Hudeybiye'ye karışıyor. Fetih yolunu yani Mekke'ye. Sadece onu mu kastediyor? Evet, yurdun Mekke'ye. Evet. Yurdun Mekke'ye dönüş şeyini hazırladık. Sen sabrettin bu Hudeybiye anlaşmasına, zafer senin olacaktır. Hazreti zafer Peygamber. Hangi zafer? Mekke'ye giriş. O da bitti yani. Tabii Hazreti Peygamber'in şey. Ondan sonra müşrikler saldırdılar gene. İşte diyorum hayal Bedir. Hayır hadiseyi kastetmiyorum. Evet. Yani oradaki fetih müjdesi tabii Mekke'nin olmasıyla bitti. Efendim Kur'an-ı Kerim'in her ayeti yaşanmış konusu yaşanmış olaylardan. Ama hocam o zaman bitmiş oluyor hüküm. Neyi bitiyor? Davranış bitiyor. Ona ne bitiyor? Yine hadiseler bitiyor. Hayır efendim bitmez. Saldırı bitiyor. Aynı davranış. Aynı davranış. Vakit bitti demek. Hayır. Aynı tarih davranış. Kur'an'a uyulmadan benzer yaşanmış. Ben öyle anlıyorum. Işte benzer. Işte, onu benzer davranış. Kibarca söyledim onu. Bak, demin de buna temas ettiniz. Herkes kaldı. Anlasın diye. Onu şunu söyleyelim. Doğrudur. O endişe. Şimdi Kur'an-ı Kerim yani bu olaylar tarihte oldu bitti tamamdır. Kur'an daha bize bir şey söylemiyor gibi bir anlam çıkarılamaz. Benzer davranışlar nerede olursa aynı hüküm caridir. Ama olayın başlangıcındaki şeyi kavramamız lazım. Onun için ben size de gereken hep bunu söyledim. Yani Kur'an hep yaşanmışlıktan bahsediyor. Öyle pazarlık teorik, mı ettin sen? Yok. Teorik şeyden bahsetmez. Yani yaşanan fiilen. Kafirler dediği zaman karşısındaki müşrik dediği zaman karşısındaki Ebu Cehil'dir. Efendim işte Velid şeydir. Söyleyin Ebu Leheb'dir vesaire. Yani teorik bir şey yok. Fiilen yaşanmıştır. Kur'an'ın bütün konuları yaşanmıştan alır. Ahirete yönelik şeyleri de onlar da dünyadaki yaşanmışlıktan, dünyadaki örneklerden hareketle anlatılır. Kur'an öyle teorik bir kitap değil. Fiilen. Amenu dediği zaman, şimdi Kur'an-ı Kerim'in innellezine amenu dediği ayetlerden biz ne anlıyoruz Murat Beyciğim? Yani iman edenler dediğiniz evet zaman. Siz kendiniz anlıyorsunuz. Kendiniz anlıyorsunuz. Müminlere soruyor. Evet. Yani, innellezine peki başladım. Yani siz müminliğinizi ispat ettiniz mi? Veya ben ispat ettim mi? Hocam onu Allah karar verir, hiçbirimiz karar veremeyiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'in iman edenler dediği yer, dediği kim biliyor musunuz? Fiilen Hazreti Peygamber'in risaletini kabul edip, cihada çıkıp, bütün görevlerini yapan, sınavdan geçmiş insanlardır. Geçtikten sonra mümin adını veriyor. Ondan sonra ve beşşirille zinâmenü ve âminü salihat diyor. Beyler, hoca bir ayette sureyi yok saymadı. O sure diyor Hudeybiye için inmiştir evet diyor. Anlatabildim mi? Yani Kur'an'ın anlattığı mümin sınavdan geçmiş, görevini yapmış, Hazreti Peygamber'e itaat etmiş, cihatsa cihadını yapmış, yalanı bırakmış, efendim kötü huyları bırakmış insandır. Biz bugün bu sınava geçtik mi yani? Aynı şekilde birebir okuyabilir miyiz? Ne zaman onlar gibi oluruz? Davranışlarımız onların yaptıkları gibi olursa biz de aynı kategoriye gireriz. Hocam, benzer davranışlar. Allah'ın dini hakim oluncaya kadar savaşın nedir? O da Bakara suresi 193. ayettir. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dini kulluhu lillah. O ayet de yine aynı şekilde dinin hakim olması için değil. Yani dinin fitne burada din şey anlamındadır. Bu fitne kelimesini şey olarak, dinsizlik olarak anlamıştır bazı yorumcular. Halbuki yine buradaki fitne müşriklerin baskıları, zorbalıkları.
bu baskı kalkıp herkes inancını serbest seçinceye kadar, yani onları dikkat aldığımızda, siz inandığınız tevhid inancını serbest yaşayıncaya kadar bu düşmanla mücadele edin diyor ki onlar fiilen düşman zaten. Hazırda anlatabiliyor muyum? Bu anlamda. Ya bunları çok, bunlar çok ihmal edilmiş konular. Hocam o da katilü hum dediği kim? Katilü hum, el müşrikin. El müşrikin. Yani Mekke'deki Müslümanları yurtlarından çıkaran müşrikler. O da bitti mi ondan sonra mı? Bitmiyor. Bu davranışı şimdi kalkıp da bizi bu dönemde kim yurdumuzdan çıkarırsa, kim inancımıza aynı davranışı kim sergilerse, aynı şey gelse biz mazlumsak o mazlumların hükmüne tabi oluyoruz. Ötekiler zalimse zalimlerin içine. Yani şu endişe kalmasın. Burada tarihsellik diye bir takım şeyler var ya, yani o orada kalmıştı, onlara mahsustu, bize hiç hitap eden bir şey yoktur Kur'an'da gibi bir anlam çıkamaz. Bu hüküm, bu bütün insanlığın problemi değil mi? Zaten devam ediyor. Zulüm meselesi, zalim mazlum devam etmiyor mu? Haksızlık devam etmiyor mu? Dolayısıyla devam ediyor bu. O halde kim zalimse... Daha çok da Müslümanın Müslümana haksızlık ve zulmü var şu an. Şimdi değil yani mi? Evet yani var maalesef var. Şimdi o da çıktı. Eskiden bu kadar yoktu belki. Yani son dönemde. Anlamadım. Şu an son dönemde Müslüman diyorum daha çok Müslümanın diyor. Müslümana zulmü var. Bakıyorsun işte. Ya vardı canım şeyde daha önce. Haçlı seferlerinde. Biz sadece Haçlılarla mı savaşı İslam dünyası? Gönlünün gözünü oydu ya. Günümüzü anlatıyorum. Günümüzde Müslüman Musul bölgesi bak. Musul şey ve Halep bölgesi. Tarihte de vardı diyor. Tarihte de vardı. Ya Musul ve Halep, bak müsaade et. Musul ve Halep bölgesi Haçlı seferleri sırasında oranın hükümdarları her zaman, ekseriyetle her zaman değil, çoğu zaman Haçlılarla işbirliği yapmışlardır. Moğollarla işbirliği. Ben bugün Moğol Müslüman Müslümanı daha, şimdi hoca dedi ki mazlumdan ve zulümden bahsettiği için bugün de dedim Müslüman Müslümanı daha fazla kırıp zulmedip öldürüyor. Bunu söyledim. Ayrı bir şey konuşuyorduk. Tabii yani dolayısıyla peki ne yapacağız? Yani diğer bugün de eskiden de bana da diyorum aynı şeyi. Tamam okey ama hocam, olabilir yani, de. Evet. Hayber'in mesela... fethi savunma savaşı mıydı diyorlar. Ya ben bu konuda söyleyeceğim şeyler bu biraz önce söylediklerimi tekrardan ibarettir. Yani ana fikri budur. Yani ana fikri. Yani müdafaa çünkü, olmasına gerek yok. Yani hocanın anladığım şu Hayber'de zulüm varsa gidersen bunu bitirirsin. Zulüm. Yani orada bir de potansiyel düşman bunlar. Bir fiili düşman var bir de potansiyel düşman var. Yani sıcak savaş, soğuk savaş dediğimiz şey var ya. Ama düşman pusuda bekliyor mesela. Yani o şartları çok iyi bilmek lazım.